Evet arkadaşlar, merhabalar. Şu anda ben öncelikle sayfayı bir paylaşmaya çalışıyorum. Merhabalar, Yılmaz Erdoğan, Cevat Can. Selamlar arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar, iyi bir hafta olsun. Bu arada son gelişmeler var Boluspor'da. Tabii konuşulmayanlar ya da heyecan diyelim. Heyecan zirvede. Tabii gün içinde artık bugün biraz daha zirve yaptı heyecanımız. Çünkü bilet satışları iyi gidiyor. Onu söyleyeyim. Ciddi bir rakama ulaşacağız. İşte biraz zorlu oluyor ama herkesin eline, emeğine sağlık. Ciddi anlamda bir bilet satışı ve yarın Atatürk Stadyumu'nda, yarın diyorum, yaklaşık 24 saatten az bir zaman kaldı. Çok güzel bir atmosfer olacak. Boluspor tarihi günlerinden birini yaşayacak. Siz de farkınızdasınız tabii olayların. Çünkü sosyal medyadan, gruplardan, işte tüm basın mensubu arkadaşlarım, hepimiz el ele destek vererek birbirimize bu haberleri paylaşıyoruz. Camiayı bir araya getirmeye çalışıyoruz. İşte herkes bu heyecanı yaşasın istiyoruz. Bolu yaşasın. Bolu Spor neden Süper Lig'e çıksın? Bunları konuşalım. Süper Lig'e çıkınca neler olacak? Burada her şey herkes konuşuyor. Hatta bugün yine sosyal medyada gördüm. Necip Çarıkçı maça satıyor mu? Bilmem neler. Saçma saçma ifadeler. İnanın artık gerilmeye de başlıyoruz. Yani bunları konuşurken sanki insanlar her şeyin altında bir şey arıyor. Çok hoş değil. Ama biz yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Hep birlikte devam edeceğiz. El ele vereceğiz ve yarın mutlaka çok büyük bir taraftar kitlesine karşı oynayacak Boluspor. Ve bunların içinde hep tabii sizler de olacaksınız. Boluspor'dan sonra gelişmelerden şöyle bir bahsedelim. Maçın orta hakemi biliyorsunuz. Bugün yazdık. Hakem Ümit Öztürk arkadaşlar. Denizli bölgesinden mühendis bir hakem. Bugün araştırdım hakemi. Bir röportajı var. Gördüğünü çalamazsam hakemliği bırakırım diyen düzgün bir hakem. Umutluyuz. Buradan Ümit Öztürk'e mesajımızı da gönderelim. Gördüğünü çalsın. Eşit olsun. Biz Boluspor cephesinde bizi tutsun istemiyoruz. Bizim siyasi gücümüz yok. Necip Başkan'dan da sürekli duyuyorsunuz ama eşitlik istiyoruz. Adalet istiyoruz. Kimse karışmasın. Futbol sahada oynansın. Yok Antep'in Süper Lig'de takımı yokmuş, yok Adana'nın takımı yokmuş. Bizi ilgilendirmez. İyi yönetilsinler Boluspor gibi. İyi yönetildikleri zaman liglerde her zaman olacaklardır. O bizi çok ilgilendirmiyor. Hemen sıcak gelişme arkadaşlar. Tabii ki kapalı ve maraton tamamen doldu. Şimdi kale arkasında 1 TL'den bilet satışları var. Bugün İl Milletim Müdürlüğü bizzat projenin başında ben de vardım. Hepiniz biliyorsunuz Bolu Milletim Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Basın ve Akli İlişkiler bölümünde Bolu Milletim'in medya ayağını ben yürütüyorum. Sayın Milletim Müdürümüzün de destekleriyle okullara bugün ivedilik adı altında, ivedi acele olması adı altında mail attık ortaokullara, liselere. Ne dedik mailde? İşte liseli öğrencilerimizi davet ediyoruz. Buradan da davet edelim arkadaşlar. Ne kadar liseli ortaokul öğrencisi varsa yarın akşam gelsinler. Yarın ama gün içinde pasoliklerini ve biletlerini kişilerden çıkarsınlar. Çünkü 1 TL karşılığında hem pasolik sahibi oluyorlar. Bugün pasolik maliyeti herhalde 20 lira, tam bilmiyorum ama. İşte maç 1 lira kalsın. Hem pasolik sahibi olacaklar, ceplerinde olacak. Boluspor pasolik artık onların olacak. Ve yarın maça da girecekler. Tarihi maça tanıklık etsinler. Ne kadar liseli öğrencilerimizi, ortaokuldaki öğrencilerimizi getirirsek o zaman ne olur? Onlara da Boluspor sevgisini aşılamış oluruz. Buradan beden eğitimi öğretmenlerimize sesleniyorum ben özellikle. Sayın okul müdürlerimiz bu konuda çok sıcak bakıyorlar oraya. Çok fanatik Boluspor'lu okul müdürlerimiz var. Konuyla ilgili bizzat ilgileniyorlar. Öğrencileri yönlendiriyorlar velileriyle birlikte. Yani yarın eğer kale arkası da dolarsa Bolu Atatürk Stadyumu tarihi maçlarından birini yaşayacak. Bu arada pasolik 35 liraymış. Sevgili Salih Yılmaz yazmış. Vallahi ben 20 liraya aldıydım. Herhalde zam gelmiş. Yani bunu ihmal etmesinler.
Çevrenizde gördüğünüz lise öğrencileri, ortaokul öğrencileri yarın geliyor, hemen pasörlükte çıkıyor. 1 TL karşılığında maç çıktı, yükleniyor. Tabii ki maçı da izlemiş oluyorlar. Evet arkadaşlar, son bir gelişme hemen aktarayım. Furkan Şeker bugün atladık. Sakatlığından nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Onu belirtelim, sağ bekten. Diarra sakat Boluspor'da. Bugün antrenmanı izledik. Saat 17'deki antrenmanı, yöneticiler de vardı. Futbolcular inanılmaz hırslı arkadaşlar. Ben sürekli söylüyorum, Gaziantep maçındaki futbolu beğenmedik ama bu sefer çok farklı olacak. Ama çok büyük sıkıntı, bu hırs başka türlü yansır mı, ondan korkuyoruz. Onun dışında Boluspor'da şampiyonluğa inanmış bir kadro var. Bu net ve açık. Boluspor hani son yılların en iyi kadrolarından birine sahip, en iyi takım olmuş, hüviyetine sahip ekiplerden birisi. Yani bu takım, hani demek istemiyorum ama, şampiyon olamazsa, eğer yarın bir sıkıntı yaşarsa ya da yarın geçip de finalde bir sıkıntı yaşarsa çok güzel bir takımımızın ziyan olacak. Ona üzülüyorum. Ama artık yapacak bir şey yok ve artık bunları düşünmek istemiyorum. Çünkü Boluspor'un Süper Lig'e çıkacağını düşünüyorum. Bu sene zaten biliyorsunuz, Ocak ayından beri hem televizyon programlarımda hem Face'te yaptığım programlarda sizlerle bir araya geldik. Söylüyorum ve hala inançlıyım. Ve tabii ki yarın binlerce insan da inançlı. Duaları eksik etmeyin. Evdekilere maçı gelemeyecekler için söylüyorum. Ona da lazım. Sakatlık, kaza, bela olmasın. Çok önemli. Yani gerçekten saha içinde, saha dışında komplike bir Boluspor. Türkiye'ye de bir örnek oluyor. Sonunda farkında mısınız arkadaşlar? Küçük şehrin büyük öyküsü diyoruz ve inanılmaz, ulusaldan tanıdığım basın mensupları arıyor benim. Birçok arkadaşım var işte NTV Spor'da, CNN Türk'te, spor kanallarında. Yani Boluspor'a sempatisi olan inanılmaz arkadaşlarım var. Ve hepsi gönülleri bizden yana. Hatta bugün Necip Başkan'la bugün beraberdik antrenmanda. Telefonu hiç susmuyordu. Birçok kulüp başkanı yanımızda aradı. Birincilikten, ikincilikten, süperlikten kulüp başkanları arıyor. Ve herkes Boluspor'un Süper Lig'e çıkmasını gerektiğini ve başarı diyorlar. Çok samimi şeyler söylüyorlar. Bunlar çok çok önemli. Türk futbol kamuoyunda Boluspor önemli bir yer edinmiş. Yani iyi yönetilmesi, işte böyle bir sizin gibi taraftarı olması, düzgün bir taraftarı olması, bunun için çok güzel söylemler geliyor. Ve bu anlamda da Boluspor'un Süper Lig'e çıkması gerekiyor. Evet, günün haberlerine yorumlarınızı bir okuyayım hızlı hızlı arkadaşlar. Salih Yılmaz bir link atmış ama şu anda açamıyorum. Özhan Yılmaz, sevgili Özhan merhaba. Aleyküm selam. Yine Salih Yılmaz 35 lira demiş. Az önce galiba şeyle ilgili attı diyor. Pasolik 35 liraymış. Bakın liseli öğrencilere bunu iletelim. 35 lira yerine 1 TL karşısında pasolik kartına sahip olacaklar. Hemen şunu da belirtelim. Hala sağda solda pasoliksiz girebiliyor mu? Yok arkadaş. Kimse giremiyor. Hatta ve hatta bunu buradan açıklıyorum. Haberini yapacaktım. Necip Başkan'ın işi yarın maça gelecek. Bugün pasolik çıkarttı arkadaşlar. Necip Başkan'ın cebinde bile pasolik var. Yani pasoliksiz hiçbir şekilde maça girilmiyor. Bunun altını çizelim. Yılmaz Erdoğan merhabalar demiş. Sevgiler saygılar Yılmaz Erdoğan. Cevat Can selam demiş. Selam abicim. Teşekkür ederim. Barış Öner merhaba. Allah'ın izniyle yarın alacağız maçı inşallah demiş Cevat Can. Ahmet Bilen selam abi demiş. Selamlar, iyi akşamlar sevgili Ahmet Bilen. İbrahim Yaman, İstanbul yayınlar, iyi akşamlar demiş sevgili İbrahim Yaman. İyi akşamlar. Tuncay Esmertaş merhabalar. Kübülay Kurancıoğlu. Boluspor bu ligin babası. Bu sene siyaset bile durduramaz. Bizi Süper Lig bizimmiş. Süper Lig hayırlı olsun. Saldır Boluspor'un demiş Kübülay Kurancıoğlu. İnşallah diyorum Cevat Can. Bilet zor aldık vallahi demiş. Evet, bilet zor alacağız arkadaşlar. Bu yoğunluk ve şu anda hala bugün 12'ye kadar gişeler açık arkadaşlar. 12'ye kadar biletlerinizi alabilirsiniz ve bugün yine bir son dakika açıklaması. Hemen burada yorumlara bir ara vereceğim. Boluspor ne dedi arkadaşlar? Sporto'da 1. Lig playoff rövanş maçında 15 Mayıs Salı günü saat 20'de Galatasaray-Gaziantep FK ile oynayacağımız maça ilginin yüksek olması nedeniyle Atatürk Stadyumu'nda bulunan gişelerde ve turnikelerde maç öncesi yoğunluk bekleniyor. Taraftarlarımızın mağdur olmaması için maça en az 2 saat önce gelmeleri gerekiyor dediler. Arkadaşlar bunu hemen duyuralım. 2 saat önce gelmemiz gerekiyor maça diyorlar. Turnikelerde yoğunluk olabilir yarın çünkü tahminim 7000 civarında bir taraftar girebilir. Hatta 8000, kapasite bizim 8400. 400 misafir takım. İnşallah 8400 olacak ama benim tahminim 7000 olabilir mi? İnşallah öyle diyelim. Onun için gişelerde yoğunluk olabilir. Onu aktaralım. Arkadaşlar video yardımcı hakem Gaziantep'te kullanamadık. Ne olduğu da belli değil bu video hakemin. Video hakem uygulaması ilk defa uygulanmıştı Ümraniye Büyükşehir Erzurum maçında ama yarınki bizim maçta Boluspor Gaziantep futbol maçında Ali Palabıyık video hakemi olarak atandı. Yardımcısı Bahattin Şimşek.
Onu da hemen aktaralım. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'ın maça daveti vardı arkadaşlar. Hemen onu da belirtelim. Bugün açıklamalar yayıldı medyada, haber sitelerinde. Ve Bolu Spor sosyal medyası çok güzel bir video yayınladı. Sevgili Fuk yapmış yine. Dün biraz konuşmuştuk. Zafer bizim olacak hashtag'iyle. Hele son dakikaya da bir video var. Çok güzel olmuş. Ben bugün kaç defa izledim. Çok hoş oldu. Ve yine haberlerim içinde Bolu Milletvekili Tanju Özcan önemli bir açıklama yaptı. 2008'de yaşanan trajediye biz bir daha izin vermeyeceğiz. Herkes haddini bilsin dedi. Siyasiler futbola karışmasın diye çok sert bir açıklama yaptı. Bununla ilgili Spor 14'te var. Tabii ki bütün medyada bugün Bolu'daki kuruluşlar bu haberi yayınladı. Bolu basını bu konuda çok dikkatli çalışıyor. Hemen onu da belirtelim. Evet, yorumlarla devam edelim arkadaşlar. Abi, kale arkasında kaç bilet kaldı? Hakan Yalçın'ı şu anda ben onu göremiyorum ama şu anda kale arkası satılıyor. Ve zaten kale arkasının kapasitesi fazla. Yani oraya doldurmaya çalışıyoruz. Nihat Yaman, merhabalar. Bu maç o maç, başarılar demişler. Zeki Yeşiller, Emin Ercan, Ankara'dan geliyoruz. Allah'ın izniyle finalde Bursa'da izlemiş. Arkadaşlar nereden geliyorsunuz? Ankara, İstanbul, Karabük, Zonguldak, Düzce, Akçakoca. Bir yazın, bir görelim. Nereden yazıyorsunuz? Nereden geliyorsunuz? Maça gelenler kimler? Onları da bana yazabilirsiniz. Burada okuyalım. FM Esen az kalmış demiş. Cevat Can gülücük atmış. Bolu Spor'uma yarın başarılar demiş. Tunca Esmer Taş. Uğur Sazlı. Selamlar. Tabii yarın geliyorum Ankara'dan inşallah demiş. Evet, Uğur Sazlı Ankara'dan geliyor. Yine Ankara'dan kimler geliyor arkadaşlar? Hemen onları konuşalım. Yorumlayalım. Bir de bu arada birlikte gelme çabaları var. Arkadaşlar, Ankara'dan ve İstanbul'dan gelenler için söylüyorum. Yani en azından tek araçla gelin. Birbirinizle iletişime geçin. Hatta şu anda yazdığınız yorumlarda konuşabilirsiniz. Mesela Uğur Sazlı geliyor. Arabasında boş yer var mı? Kimle geliyor? Yani ekstra bir masraf olsun. Birliktelik güzel olur. Zaten bizim birliktelikle bu iş buraya geliyor. Yani konuşuyoruz. Desteğimiz, gücümüz yok. Büyük paralarımız yok. Ona rağmen şu anda ligde birçok takım tatile çıktı. Kongreler yapılıyor. Takım dağıldı. Hocaları yok. İşte kimisi yeni sezon diyor ki 20 milyon borcum var. 30 milyon borcum var. Biz ama Mayıs ayının ortasına geldik. Bak, yarın hala şampiyonluk konuşabiliyoruz. Ve Bolu Spor bunun son yılında daha çok yapıyor. Yani çok şükür halimize diyorum. Öncelikle bunun altını çizelim. Birçok kulüp, işte Sakaryaspor bugün biliyorsunuz ikincilikten birinciliğe çıkmak için inanılmaz bir mücadele veriyor. Hatırlıyorsunuz, bir maçını canlı yayınlamıştık. Bandırma Spor engelini 2-0'la geçtiler ve Sakaryaspor da playoff oynuyor. Yani birinciliğe çıkmak için bizim kaç kat büyük bir ilimiz, ama bizimki öykümüz büyük. Şehrimiz büyük olmasa da bizim birlik beraberliğimiz var, az önce söyledim. Bununla birlikte zaten biz Bolu Spor'uz. Sevgili Ursa'da Zagre'de geliyormuş. Tanju Kocabacak 20 TL'ye aldık demiş. Tanju niye aldın abi 20 TL? Pasolik mi, bilet mi, maç mı? 35 lira demiş az önce bir arkadaşımız. Ama tekrar belirtelim, lise öğrencileri ve ortaokul öğrencileri 1 TL karşılığında kale arkasında hem pasolik sahibi oluyor hem maça girebiliyor arkadaşlar. Bunu tekrar yineleyelim. Evet, 20'yi aldık bugün. 20 aldık bugün demiş daha. Bak evet, Cevat Can da aynı şeyi yazmış. Tamer Serttaş, Gazier hangi otelde kalınıyor bilmiyor demiş. Gazelli otelde kalıyor bildiğim kadarıyla Sevtaş Serttaş. Mete Özgören bak hemen cevaplamış. Evet, Gazelli'de kalıyorlar. Bolu Spor pasolik 20 TL takıma göre değişiyormuş. Aa, bakın ben bunu bilmiyordum. Hakikaten bilmiyordum. Yani Bolu Spor pasolikleri 20 liramış arkadaşlar. 35 lira herhalde büyük takımların, yani büyük takımların derken Süper Lig takımlarının olabilir. Bizimki 20 TL'ymiş. Evet, ben de 20 TL'ye pasolik kartım var benim. Medya mensubu olsak da pasolikle kullanıyoruz. Evet, nereden yazıyorsunuz arkadaşlar? Maça nereden geliyorsunuz? Şu anda neredesiniz? Yazalım, konuşalım, sohbet edin. Biraz da heyecanlar artık gaza basalım. Kıpır kıpır son 24 saatten ne kadar düştü? 22,5 saate düştü değil mi arkadaşlar? Maç saatini biraz heyecan yaratmamız gerekiyor. Bununla ilgili zaten biz hafta içinde sürekli yayınlar yapıyorduk. Yani Gaziantep'in ilk maç bittikten sonra yani hiç gaz kesmedik. Sosyal medyadan özellikle hem yaptığımız haberlerle ilgili hem sosyal medya haberleriyle bayağı bir yani bir toplum, bir grup, bir taraftar oluşumuna çalıştık. Bununla Bolu Spor'la ilgili tabii Bolu Spor'un yalnız olmaması gerekiyor yarınki maçta. Bu anlamda da sağ olsunlar şu anda yani kapalı tribün, maraton, tribün tüm taraftarımız pasolik alıyorlar, bilet alıyorlar, forma alıyorlar. Bolu'da inanılmaz bir heyecan var. Az önce de söyledim, birçok birincilik takımı şimdi nerede arkadaşlar? İşte tatil ayarlıyorlar, transfer ayarlıyorlar, kongre ayarlıyorlar ama Bolu Spor hala heyecan peşinde. Yani biz işte bugün konuşuluyor, Necip maçı satmıştır, yok Bolu Spor hep böyle yapıyor, yok ben Bolu Spor'a küstüm.
Stadyumun yolunu bilmeyenler konuşuyor. İşte bazen bizi sinir ediyorlar. Neyse, yapacak bir şey yok. O döngüyü tekrar çevireceğiz. Bu spor sevgisini herkese aşılayacağız. Kimseyi küstürmemeye çalışıyoruz. Ve bu anlamda da herkese teşekkür ederiz. Özellikle yarın maça gelecekler. Nereden geliyorlar? Kimler geliyorlar? Bekliyorum bu arada. Yorumları okumaya çalışıyorum. Bize katılan birçok kişi var. Şu anda grubumuz oldukça kalabalık. Canlı yayını paylaşıyor musunuz arkadaşlar? Daha çok Boluspor taraftarına ulaşalım. Burada sohbet ettiğimiz herkese duyuralım ki bu heyecanı yaşayalım. Ve yarın maça gelmeyeceklere de şu anda mesaj verelim. Yarın maça gelsinler. Niye gelsinler? Niçin gelsinler? Bu yorumları okusunlar. Sohbetimize katılsınlar. Ve yarın 10 kişi fazla gelirse, 20 kişi fazla gelirse inanın çok farklı olacak. Hemen altını çizelim. Sakinlik yarınki maçta çok çok önemli. Tabii ki tezahüratımızı yapacağız. Baskımızı tezahüratla, coşkumuzla rakibimize hissettireceğiz. Ama ne olursa olsun arkadaşlar şunu söylüyorum. Galatasaray Gaziantep bizi uzatma dakikasında yendi. Ama biz 0-0 giden bir maçta son dakikada 1-0'a verebiliriz. Uzatmalara götürüp uzatmalarda biz turu geçebiliriz. Ya da penaltılarda geçebiliriz. Yani hepsine baktığınız zaman tribünde sakinlik. Taraftar grubu, cadde 14, tımarhane, yarenler, bunlara uymak zorundayız. Çünkü tribünleri onlar yönetecekler ve bu anlamda da onların birlikteliğiyle birlikte hep birlikte toplu hareket edersek, bütün taraftar grupları çok organize olursak, biz bunu daha önce yaptık, 2008'de İnönü'de yaptık, Ali Samiyen'de yaptık, hatırlarsınız. O zamanlarda ben televizyonda yine canlı yayın yapıyordum oradan ve o coşkuyla 15.000 16.000 kişi Eskişehir maçının İnönü Stadyumunda bunları eğer yaşayabilirsek, bunları yapabilirsek biz yarınki zor maçı çok kolaya çeviririz. Yapmadığımız bir şey değil, hemen söylüyorum. Şöyle baktığınız zaman bir Ümraniye maçı, Çaykur Rize maçı, işte içeride Eskişehir Spor maçı, Ankara Gücü maçı, coşkulu oynadığımız maçlar. O maçlardan bazılarında sadece gol atamamıştık ama şimdi yarın Boluspor bunu yapacak. Nasıl yapacak? Bu eğer yarın 7000 8000 taraftar gelirse onlarla yapacak, sizle yapacak. Benim aklıma gelenler bunlar. Biraz yorum okuyayım. Biraz da dinleneyim. Fazla motive olmak da iyi değil zaten. Bunun acısını çekiyoruz demiş Uğur Sazlı. Arkadaşlar bu arada yorumlar kaçıyor, onları okumaya çalışıyorum. Salih Yılmaz, siyaset ve diğer güçler karışmazsa bu spor maçı farklı alır demiş. Hakan Basman, merhabalar. Salih Yılmaz vurgulamış, hemen onu konuşayım. Uğur ne demiş? Vallahi abi, benim çalıştığım dükkanda da ben alıştırdım. Birçok müşteriden duydum. Bizim çıkmamızı gerçekten istiyorlar. Evet, bu spor için. Yani benim birçok ilde medya mensubu arkadaşım var, ulusal arkadaşım var. Herkes bu sporlu. İkinci takımı bu spor. Bu konuda birçok çalışma yapıyorum. Birebir yani kimi görürsek bu spor sempatisi var. Teşekkür ederiz. Bugün 12'ye kadar açık mı hocam demiş Emirhan Gürer. Evet, bugün 12'ye kadar açık arkadaşlar. Stadyumda şu anda gişeler. Bugün sosyal medyada da duyurduk. Gişeler 12'ye kadar açık. Biletlerinizi alabilirsiniz. Selamünaleyküm abi. Yarın maraton C'deyiz inşallah demiş Fatih Kartallıoğlu. Ve aleyküm selam arkadaşım. Sevgili Fatih Kartallıoğlu. Evet ya, maratondan sesi daha gür bekliyoruz. Bize biraz daha gür gelsin. Biz kapalıdayız biliyorsunuz basın tribünde. O sesi duymak istiyoruz. Yarın telefonlarımız açık. Ve görüntüleri çekeceğiz. Bol bol paylaşacağız inşallah. Semih Erdoğdu, merhabalar abi. Video yapıyoruz. Yanımıza arkadaş getiriyoruz. Allah nasip etsin bize Süper Ligi demiş. Evet sevgili Semih, sanırım sensin o. Bugün videoyu da atmışsın, beni etiketlemişsin. Güzel bir video da senden geldi. Zaman zaman paylaşıyorum. Montajlar yapıyorlar. İşte Uğur Sazlı yapıyor. Evet sevgili Semih Erdoğdu'ydu galiba. Bugün yine o yapıyordu. Montajlıyorlar videolar, görüntüler, güzel şeyler yapıyorlar. Biz de bunları sosyal medyadan duyurmaktan memnun oluruz. Ali abi katılmış bize, sevgili Ali Gündüz. FM Esen, selamünaleyküm. Umarım şans bizden yana olur demiş. Şans bizden yana olacak inşallah. Burhan Akbulut, gişeler açık demiş. Bakın hemen cevap geldi. Ali abi diyor ki 3-0 diyor Ali Gündüz. İnşallah öyle olacak. İsmail Yıldız, selam İstanbul'dan 3 araba konvoy yaparak geliyoruz demiş. Evet arkadaşlar, İstanbul'dan 3 tane araçla geliyorlar. Sevgili İsmail Yıldız, güzel bir organizasyonla birlikte gelecekler. Kazasız belasız gelin arkadaşlar. Yavaş gelin, dikkatli gelin. Ama saat en geç 6'da Bolu'da olun. Bolu'daki taraftarlarım için de söylüyorum. 6'da gelin diyor Bolu Spor bugün yaptığı açıklamada. Gişelerde yoğunluk olacak. Onun için erken gelmeye çalışın. Yani maç başladığımızda herkes içeride olsun arkadaşlar. Hatta maçtan saatler önce içeride olalım. O heyecanı yaşayalım, yaşatalım. Futbolcular ısınırken bile o şeyi görsünler. O yoğunluğu, o kalabalığı görsünler. Ama bu sporlu futbolcularla birebir konuşuyorum. Hepsiyle sohbet ediyoruz. Yani ben o ışığı alabiliyorum. Gözlerinde o ışığı alabiliyorum. Yani o yarın sahaya çıkacak 11 kişi 100 kişiyle savaşa gitse gidecek o derece. Çok rahat olun. Ama inşallah bir aksilik terslik olmayacak. Çok rahat bir maç olacak. Umut ediyorum. Ve yarın işte tekrar söylüyorum. İstanbul'dan gelecek arkadaşlara da hayırlı yolculuk. Ankara'dan geleceklere, diğer illerden.
Yüksel Dündar bu sefer olsun inşallah demiş. Olsun Yüksel Dündar inşallah 11. senemizdeyiz. Sefer Sayın yarın bana doğum günü hediyesi olarak Bolu Spor'undan galibiyet bekliyorum demiş. Sevgili Sefer Sayın doğum günün kutlu olsun. Nereden yazıyorsun onu da bilmiyorum ama selamlarımızı gönderelim. Doğum günün kutlu olsun. İnşallah yarın uğur getirsin. Bu galibiyet de sana olsun o zaman. Emre Çam abi İstanbul'dan iyi akşamlar. Galatasaray kontra futbol oynayacaktır. Yarın özellikle Özgürcan ve tüm futbolcular kendini yere atmaya çok meraklı. Her türlü tahrik yapacaklardır. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Diyarın yerine Alim mi oynayacak? Bilgi verirsen sevinirim. Evet Diyarın yerine Alim oynayacak arkadaşlar. Büyük ihtimal hoca kadroyu bozmayacak. Sağ bekte Göksu oynayabilir. Yine tabii ki. Ama Diyarın yanında da Alim. Diğer oluşumda çok değişik olacağını sanmıyorum. Sefa 11'de başlayabilir. Melih duruma göre. Ya Andre Santos'tan hamle oyuncusu olarak bekleyecekler tahminim. Önce öğrenci pasolik var mı gece demiş Yılmaz Erdoğan. Evet öğrenci pasolik var. Gişelerden alabiliyorsunuz. Benim bildiğim kadarıyla bugün özellikle okullara gönderdiğimiz mail de bu şekildeydi. 1 TL karşılığında hem pasolik alabiliyorsunuz hem de maça girebiliyorsunuz. Maraton kapatıp ne demiş Ali abi onu anlamadım. Maraton kapatıp. Fatma Ercek Ateş Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Güç kuvvet versin ayaklarınıza demiş. Attığınız her top en güzel yerlere gitsin. Dualarımızda evlatlar. Size gelsin demiş. Başaracaksınız, alacaksınız. Umudumuz var, duamız demiş. Sevgili Fatma Ercek ablamız. Teşekkür ederiz. Fatma ablamız Boluspor U21 takımının hocası Fatih Ateş'in annesi. Sağ olsun dualarıyla bize güç veriyor. Annelerimizin, ablalarımızın, evde maçı bekleyenlerin dualarına ihtiyacımız var. Ellerinden öperiz sevgili Fatma ablamız. FMSN Ankara'dan geliyormuş. Ankara'dan gelen gruplar var. Fikret Akdoğan merhabalar. Gökmen Keskin Kılıç. Memleketse ben ama Kocaeli'den geliyorum inşallah demiş. Gökmen Keskin Kıç, kazasız belasız gelin Kocaeli'den, Sakarya'dan, o bölgeden gelenler, İstanbul'dan gelenler, sağlıcakla gelin inşallah, erken gelin, ne olur bir gün idare edin bizi, bir gün erken gelin bizi destekleyin, gelenlerin herkesin ayağına sağlık arkadaşlar. Bolu'dakiler gelmiyorsa diğer ilerden gelenlere helal olsun demiş Özgür Sarıkaya, öyle Bolu spor sevdaları var ki arkadaşlar, adam Bolu'dan kahveden gelmiyor ama Necip Başkan'ın sattığını biliyor, öyle diyor. Bolu Spor diyor yine başaramayacak diyor. Ama ne yapıyor bak adam nereden? Gökmen nereden diyor. Ben diyor Kocaeli'den geleceğim diyor. Uğur Ankara'dan gelecek. İşte İstanbul'dan gelenler var konvoyla. Ayaklarına sağlık inşallah. Murat Şener Diyarbakır'dan ya yazıyor ya geliyor. Selamlar Diyarbakır'a. Abi sesin gidip geliyor demiş. Hakikaten internette bir sorun var arkadaşlar. Şu anda nasıl bir lütfen bir cevap verirseniz sevinirim. Yarın mükemmel atmosfer olacak inşallah. Herkes Bolu Spor taraftarının gücünü görecek demiş. O sene bu sene Süper Lig bu sene demiş. Sabahattin Can, Diyarbakır abi bu maç için onur meselesi oldu demiş. Diyarbakır'dan yazıyormuş. Ateşehir'den geliyoruz Vedat abi demiş. İsmail Keskin tırla geliyordu. İsmail ne oldu? Hani tırla taraftar götürüyordun abi. Ben onu okumuştum bir yerde. Kaçtı zannetme. İstanbul Ateşehir'den geliyorlar. Ayaklarınıza sağlık inşallah. Servet Yılmaz'la gelecektim. Son anda iş çıktı demiş. Özgür Eraslan. O zaman dua edeceksin Özgür Eraslan. Servet Yılmaz'a da söylüyorsun abi. Dua ediyorsunuz o zaman. Oldu mu? Halit Özçelik Tepecik Mahallesi'nden diyormuş. Sevgili Halit merhabalar selamlar Tepecik Mahallesi'ne. Bursa'ya gidilecek o süper denen lige çıkılacak demiş İlyas Özçelik. Sevgili emlakçımız Real World. Ya bu ne biçim bir isim İlyas bu. Nasıl bir emlakçı dükkanı abi ya. Bir şuna güzelce bir isim koysana. Sevgili İlyas selamlar. Bursa'ya gideceğiz inşallah. İstanbul'dan selamlar abi yayınlar. O sene bu sene inşallah demiş. Sevgili Zeybek. Özgür Eraslan. Şerif Ali demiş. Ahmet Bilen günümüzde olursak en az 3 atarız. Olmazsak en fazla 3 atarız. En fazla 1 gol yeriz demiş. Arkadaşlar canlı yayınla ilgili bir sıkıntı var mı? Seste bir sıkıntı var mı? Onu bilmiyorum. En büyük Bolu Spor o kadar demiş. Orhan Ulutürk, Mustafa Çevik katılmış bize. Murat Ceyhan merhaba. Sevgili Murat neredesin? Onu bilelim. 3-0 inşallah yaz bir kenara demiş Yüksel Dündar. Notlarınızı alıyorum arkadaşlar. Abi Galatasaray maçında ilk kere hatamız yoktu. Tek sıkıntısı hakemin taraf tutması mı sence? Her şeyi hakeme bağlamak futbolcunun bahaneler üretmesi nedeni olacaktır demiş. Tabii ki yani Bolu Spor kendi de kabul ediyor ki iyi futbol oynamadı arkadaşlar. İyi futbol Galatasaray maçında istediği futbol oynayamadı. İyi futbol derken istediğini sahaya yansıtamadı. Maalesef hakem hatası derken biraz da artık ayaklarımız yere basacak. İyi top oynayacağız. İyi top oynarsan kazanabilirsin. Bunu da hemen belirtelim. Kale arkası kaldı. Yarın tamam biter inşallah demiş Burhan Akbuluk. Semih Erdoğdu teşekkürler demiş Mert Akman. Antep'te beraberliğe gitmiştik. Aslında Bolu'da tur bizde inşallah 2-0 alırız demiş inşallah. Murat Çiner uzatmaya bırakmayacağız diyor. Mustafa Cebecioğlu Yıldız Santos bu maçta görelim demiş. Santos'tan bekliyoruz ama oynatmayabilir hemen söyleyeyim arkadaşlar. Ama bugün Santos'ta şöyle bir şey var.
oynamıyor. Oynamayacağını da biliyor ama bugün antrenman içinde sürekli arkadaşlarına motive ediyor. Hadi arkadaşlar, işte yarım Türkçesiyle konuşuyor. Bu da benim hoşuma gitti. Aslında Andres Santos'a bazen kızıyordum ama yani geçen seneki performansını gösteremediği için, çok uzak geçen senesinden ki performansını, ama şu anda biraz daha artık takım içindeki o birliktelik için sevgili Andres Santos'un biraz daha derli toplu bir hareket ettiğini görebiliyorum. Takıma pozitif enerji veriyor. Yarın soyunma odasında da olacak, yedek kulübesinde de bunu yapacak. Bu da tabii katkı sağlayacak. Ankara'dan 4 kişi geliyoruz demiş, isim yazmamış bir arkadaşımız. Facebook kullanıcısı diye çıkıyor ama. Ateşehir'den, İstanbul'dan geliriz abi. İlk iyi 11 çıkarsın Sait Hoca demiş. İsmail Keskin, Süleyman Ayten Sevim merhabalar. Sevgili Süleyman Sevim. Emir Çelikcan, Antep'e dar ediyoruz inşallah Bolu Spor demiş. Süleyman Sevim selamlar. Ankara yarenler geliyor Vedat abi demiş. Bekliyoruz arkadaşlar. Pedro Franco nerede demiş. Pedro Franco antrenmanda arkadaşlar. Çok güzel antrenman topçusu. Ama yarın Bolu Spor'da 3. stoper. Çünkü Diara sakat. O bölgede işte Ali Renato oynayacak. Pedro Franco da kulübede bekleyecek. Gerektiği zaman Özgür Sait Hoca Özgür'e stoper kullanabiliyor. Onu da bitir. Antalya'dan sevgilerle, hakem buldu haksızlık yaparsa çıkartmayın Osmanlı Stadı'ndan demiş. Mehmet Işık, öyle bir şey yok. Yani inşallah yarın hakemi olacak. Emrah Karaca Almanya'dan yazıyor. Selamlar. 14 bul 14 demiş. Almanya'da selamlarımızı gönderelim arkadaşlar. Canlı yayını paylaşanlar el kaldırabilir mi arkadaşlar? Kimler paylaştı onu bakalım. Görelim. Kimler paylaşıyor? Kimler bizim daha çok kişiye ulaşmamızı sağlıyor? Onda merhabalar diyelim buradan ne? Almanya'ya. Finale çıkan Bursa yakalım demiş. Evet inşallah Mehmet Işık. İnşallah öyle olacak. Bilet kaldı mı acaba demiş Erdem Meral. Bilet var. Kale arkasında bilet var. Hemen söyleyelim. Bilet, kale arkası biletleri satılıyor. Gişeler bugün saat 12'ye kadar açık. Yanında sabah 8-9'dan sonra açık olur. Gün boyu pasörlük çıkartmak isteyenler, bilet almak isteyenler gişelerde olabilirler. Kale arkası hala boş demiş. Taner Özgür Bayar. Sevgili Taner. Onlar da ses sistemiyle ilgili hazırlık yapıyorlar. Gümbür gümbür bir ses sistemi ve gümbür gümbür bir aksiyon, atmosfer olacak. Yarın Bolat Atatürk Stadyumu'nda o coşkuyu sadece maç için gelmeyin arkadaşlar. O coşkuyu yaşamaya gelin. Yani maça iddia edenler için söylüyorum. Ya da uzun yıllar sonra maça gelecekler varsa yarın Atatürk Stadyumu 10 numara bir atmosfere sahip olacak. O coşkuyu yaşamaya gelin. Abi sokakta oynasalar kaldırımda destekleriz. Hastalık oldu bizde demiş. Berke Çelik teşekkür ederiz. Güzel bir paylaşım. Uğur Sazlı. Arkadaşlar ilk maçta yapılan haksızlıktan dolayı hepimiz kızgınız. Ama küfür etmeyelim. Sahaya bir şey yapmayalım. Unutmayalım. Daha Bursa'da final maçı var. Ama ceza almayalım. Evet arkadaşlar. Ne olursa olsun ceza almayalım. Yani aksi bir durumda, olası kötü bir skorda yeni sezonu düşünelim. 0 gidiyor maç. Dakika 89. Sabır olalım. Sabır olalım. 1-0 uzatmaya taşıyabiliriz. Tekrar altını çiziyorum. Sabır. Yani maçta destek destek kür yok. Sadece destek sahaya var madde. Atmak yok. Uğur'un bu paylaşımına da teşekkür ediyorum. 13-60 Dorsey ile abi ne kadar adam varsa dolduracağız demiş İsmail Keskin abi. Ne kadar adam varsa gelsin. Arkadaşlar Ankara'dan gelecek varsa bize ulaşabilir mi diyor. Arkadaşlar bakın Süleyman Sevim yazmış. Telefon numarasını yazmış. Ankara'dan gelen Ankaralı yerlenler için söylüyor. Yarın araçlarıyla geliyorlarmış. Müsait araçta müsaitlik durumuna göre birbirinize konuşabilirsiniz. Bakın telefonunu yazmış. Bu şekilde de en azından Ankara'dan gelecekler. Grup halinde gelebilirsiniz. Bu da güzel olur. Özgür Arslan atmosfer nasıldı demiş. Atmosfer iyi olacak Özgür Arslan. İnşallah güzel bir atmosferde Bolu Spor yarın iyi olacak. Uğur Mutlu selamlar abi, iyi yayınlar. Açıklanan hakemler hakkında ne düşünüyorsun? Evet sevgili Uğur Mutlu. Arkadaşlar Uğur Mutlu engelli bir arkadaşımız. Tabii ki rahatsızlığı nedeniyle Bolu Spor'un sevgisinden hiçbir eksiği yok. Sağ olsun geçen Bolu Spor'u uğurlamaya geldi sevgili Uğur Mutlu. Orada ben yine canlı yayınlarım. Çok ilgilenemedim. Uğur hepimizden, en az hepimiz kadar Bolu Sporlu. İnanılmaz bir Bolu Spor sevgisi var. Sürekli Bolu Spor'la yatıp kalkıyor. Tabii ki ona da teşekkür edelim. İnşallah sevgili Uğur Mutlu'yla yarın sevineceğiz. Sevgili Uğur, hakemler hakkında. Hakemin Ümit Öztürk, Denizli bölgesinden iyi olduğunu düşünüyorum. Ama ben bir Fırat Aydınus bekliyordum, böyle konuşuluyordu. Ümit Öztürk de Süper Lig'in genç hakemlerinden, yani gelecekte bir Cüneyt Çakır olabilecek bir hakem ve iyi bir maç yöneteceğini düşünüyorum. Çünkü hedefi varsa, özellikle ben tecrübeli hakemlerden çok korkuyorum. Selçukları ile unutmadık. Ha tabii ki o gün maç farklı bir maç. Tabii ki Erhan 2008'den bahsediyorum. Erhan futbolcu Erhan Yılmaz'ın yaptığı hareket tabii ki o zaman kırmızı kart ama
Yani tecrübeli bir hakem bu lig, bu maçlarda bana biraz tetikçi gibi geliyor. Ama böyle genç ve idealist hakemler ortada maç yönetmek için, kendini göstermek için daha güzel bir yönetimler göstereceğini düşünüyorum. Ve Ümit Öztürk'ten bu yarınki maçta gerçekten iyi performans bekliyorum. Az şerefli Gaziantep karambole bir gol atıp Rize gibi Ümraniye maçı gibi yerden kalkmayıp 11 kişi defans yapıp 1-0 yanıltmazlar inşallah demiş. Allah korusun demiş. İnşallah öyle olmaz. Yarın o stadı inletmeliyiz demiş Serdar Karagül'le. Evet, inlemeli o stat. Yarın ben son yılların en büyük taraftar kitlesine sahip olacak. İşte bir Erciyes maçını hatırlıyorum. Kasımpaşa maçını hatırlıyorum. Bunu çok eskiden bilirsiniz. Çok eskiden de bir, yani bir 7-8 yıl önce yine Necip Başkan'ın dönemleriydi. İşte Emin Amca'nın, Emin Semercioğlu'nun dönemlerinde de çok coşkulu taraftar desteğimiz oluyordu. Ondan sonra bir 2000-2005'te ortalamalara çıktığımız oldu. Ama o zamanlarda 7000-8000 kişi oynadığınız zaman müthiş bir ambiyans oluyordu. Bir de gece maçı olduğunu düşünürsek yarın arkadaşlar çok tatlı olacak diye düşünüyorum. Evet, canlı yayını kimler paylaştı arkadaşlar? Lütfen paylaşanlar bir el işaretini göreyim şöyle. Çünkü daha çok kişiye ulaşalım. Özellikle bir kez daha altını çiziyorum. Lise ve ortaokul öğrencileri yarın Pasolik gişelerinden 1T karşılığında hem kartlarını çıkartıyorlar, Pasolik kartlarını çıkartıyorlar, hem de maça girebiliyorlar o kartlarla arkadaşlar. Kale arkası boş ve 1TL karşılığında böyle bir imkana sahip olacaklar. Kapalı maraton dolu mu diye sormuş Halit Özçelik. Şu anda kapalı ve maraton dolu. Kale arkasına biletler satılıyor arkadaşlar. Hakem yarın değişirse şaşırmam demiş. Hayır Uğursaz, değişmez. O kesin ve net bilgi. Vedat Bey, yarın bir final biletini alacağız. 4-0 sonuç, rahat olun demiş. İnşallah rahatım. Rahat olacağım. Ben bu Boluspor'a güveniyorum. Yönetimine, teknik heyetine, futbolcularına ve her şeyin önemlisi yarınki Boluspor taraftarına da güveniyorum. Yani inşallah bir aksilik olmazdı ve yarın maç sonunda gülen taraf biz olacağız. O coşkuyu yaşayacağız. Yine masada biter maç demiş Tahsin Özcan. Bitmez. Yarın sahada bitecek. Boluspor sahada bitirecek. Hani derler üst üste koyacağız falan böyle, hani ondan belki anlamışsınızdır. Üst üste koyup hepsini bitireceğiz diye düşünüyorum ben. Yarınki mücadele bizim adımıza çok çok iyi olacak. Masada bitmeyecek. Maç sahada bitecek arkadaşlar. Bu arada boğazım da kurudu. Devam edelim. Kale arkası doldu mu demiş. Hayır, şu anda bile satışa devam ediyor. Arkada büyük. Zaten tahminim kale arkası 3000 kişilik falan olabilir. 2500 kişilik. Yani kolay kolay dolmaz. Yarın ama yarın artık son saatler, son gün olacak ve bile satışa devam edecek. Evet, Taner ne demiş? Bu arada sağ olsun Boluspor taraftarı ve Eskişehir taraftarı, finale çıkarsak Boluspor'a tribün desteğini vereceğini açıkladı demiş sevgili Taner Bayar. Finale çıkarsak Eskişehir ve Bursa taraftarı Boluspor'a destek verecekmiş. Yarın stat kapasa dolsun demiş. Taraftar baskısı çok önemli. Kale arkasında şu an 100 civarı bilet satılmış. Arkadaşlar, kale arkasında 100 civarı bilet satılmış. İnşallah Bursa'da önünde yaşadığımız atmosferi çok yakın, güzeli olacak. Millet bakanlarıyla maça gelirken bizim sadece taraftarımız var. Antep'teki maçımıza bile bir tane vekilimiz gelmedi. Yarınki maça da gelmesinler zaten. Bu takım tek sahibi Bolu şehri ve Bolu halkı, başka destekçimiz yok demiş arkadaşlar. Bu arada paylaşan arkadaşların işaretlerini tek tek görmeye başladım. Emre Can, Uğur Mutlu, Uğur Sazlı, sevgili Uğur merhaba, tekrar yorumlarını bekliyorum. Murat Ceyhan, sen orada mısın hala, neredesin? Söylemedin yerini, sadece işaret yapıyorsun bana. İlker Saka, abi Bolu Spor demiş. Buran Akbulut paylaşmış. Teşekkür ederim paylaşan arkadaşlara. Az önce Taner'in söylediği gibi arkadaşlar, Gaziantep'te bakanlar vardı. Tabi milletvekilleri de vardı ama bizim yarın taraftarımız var. 8000 bakan gelecek. Yani 8000 bakan da çıkacağız. Biz o güç var yarın. Yürekten bağıran, destekleyen, sabırla destekleyen, takımına sahip çıkan 8000 bakan da çıkacak. Benim de başlığım bu olsun o zaman bu akşam. Yarın Bolu Atatürk Stadyumu'nda 8000 tane bakan da çıkacağız. İşte tahmini 8000 kişilik bile satabilirsek diye söylüyorum. Hadi 6000 ise 6000 bakan da çıkacağız. Bizim bakanımız bütün bakanlardan daha bakan olacak. Yarın bakacağız o işlere diyelim o zaman. Öyle de bir espriyle devam edelim. Doğan Çetinkaya, kale arkasında satılan bilet 500 var mı? Hayır, 100 olmuş arkadaşlar. Yarın kale arkasında yoğunlaşma olabilecek artık. Yarınki biletler hep kale arkasında satılacak. Çünkü 2-3 gün önce sürekli kuyruk vardı. Abi Merkez TV'de aslında program yapabilirdiniz bu akşam demiş Fikret Erdoğan. Merkez TV seçim nedeniyle bizim programları kaldırdılar arkadaşlar. Salı akşamları sporun merkezini. Programla ilgili bir şey diyemiyorum. Onların tabii ki şeyi yetkisinde. Tabii ki 24 Haziran'da seçimler var.
Onların da programları yoğun. Onun için biz programlarımızı buradan yapıyoruz. Daha samimi oluyor. Hep beraber sohbet ediyoruz. Bakın yorumlarınızı okuyabiliyorum. Aslında bu programı bu akşam ben Muharrem Hocam'la falan da yapalım de istedim ama aynı denk gelmedi. Bir anda evde spontane geliştirip işte atmosfere göre sizlere ulaşmaya çalışmak için bir anda başlatabiliyorum programı. Ve çok çok da güzel oluyor. Ben FaceTime programlarını çok seviyorum. FaceTime hemen açıyorsun. Bir anda karşılıklı sanki hepinizi görüyormuşum gibi hissediyorum. Karşımda taraftarlar işte böyle oturuyor, sohbet ediyoruz. Size bilgileri aktarıyorum. Sorularınızı cevaplamaya çalışıyorum. Tabii hepsini bileceğim diye bir şey yok. Futbolu tabii ki herkes yorumlayabilir. Yani futbol bilgimiz de bir yere kadar. Ama en azından bu sporu çok yakından takip edebildiğim için sizlerin sorularınıza daha rahat cevap verebiliyorum. Yoksa ki ben de sizler gibi işte bir bol spor sevdalısıyız. Futbol sevdalısıyız. Fikret Akdoğan'ın sorusuna cevabımız bu şekilde olsun. İbrahim Yohan Yaman bizde demiş. O da paylaşmış o zaman. İlker Saka abi kaç tane atar abi demiş. İlker Saka 1.5 olsun bizim olsun abi. 1.5 hani böyle pide deriz ya 1.5. Yani 1.5 da tur atlatıyorsa 1.5. 1 ise 1. 1 uzatmaya gidiyor. Benim tahminim 2-0. 3-0. Ya skor vermeyeyim ya. Ya biz tur atlayacak bir skor atlatalım da. Bursa'ya gidelim 19'unda ben başka bir şey istemiyorum. Bursa'ya gidelim. Hah Murat Ceyhan yazmış. Siyasilerden iki taraftan da maçı takip etmeye gelecek olan kişiler belli midir? Antep'i desteklemeye geliyor. Kimler geliyor belli midir? Vallahi bilmiyorum Murat Ceyhan. Antep'i desteklemeye hangi siyasiler geliyor bilmiyorum ama yarın Bolu 8000 bakanıyla çıkacak maça. Bakın nasıl başlık 8000 bakan. 8000 bile satarsak 8000 bakan. Yetmez yeter. Bizim 8 taraftarımız yeter. Yarın çekirdek yemek, selfie çekmek, oturup maç izlemek için değil, sonuna kadar omuz omuza ses tellerimiz patlayana kadar Bolu için savaşmak için orada olacağız demiş Erdal Özdemir. Arkadaşlar bakın net mesaj ne diyor? Çekirdek yemek, selfie çekmek, oturup maç izlemek için değil, sonuna kadar omuz omuza ses tellerimiz patlayana kadar Bolu için savaşmak için orada olacağız. Arkadaşlar 1.90 dakika, çok değil 1.90 dakika. Basın tribününde bizi o fırsat tanısa biz de bağırırız da gole falan bağırıyoruz ama tezahürat yapamıyoruz, bize yasak. Ama gol olduğu zaman bağırmak serbest. Bazen kırmızısına beyaz diyebiliyoruz. Çünkü orada gözlemci bizi gözetliyor. Basın mensuplarının hatta bizim orada forma renkleri bile giydirmemize izin vermiyorlar. Karşılık vereceğiz. Güzel olacak yarın. Yarın biz de tezahürata katılacağız. Bir şeyler yapacağız. Erdal Özdemir'in yorumuna katılıyorum. Süleyman Sevim paylaşmış. Teşekkür ederim. 2400 kalorik kapasite bize ayın olarak 700 yakın satıldı demiş. Semih Erdoğdu. 700 kalorikası 2400 700 satılmış mı sevgili Semih Erdoğdu? Az önce bir 100 ve 400 şeyleri gördüm ama 700 satılmış arkadaşlar kale arkası. Yani 1700 bilet kaldı kale arkası. Semih Erdoğdu doğru mu? Lütfen bunun fotoğrafını atabilir misin bana? Pasolik'ten mi giriyorsun onu bir kontrol edelim. Semih Erdoğdu paylaşmış. İsmail Aslan paylaşmış. Enes İnce ilk 11 çok önemli demiş abi. 11 beni de koysan oynarım artık yarın. O taraftan önünde 11'de Necip Çarıkçı da koysanız o da oynar. Yarın o atmosfer oynatacak arkadaşlar. Şükrü Doğan sevgili paylaşmış. Teşekkür ederim. Ama sevgili merhabalar. Ömer Mahin Hocam katılmış. Sayın Hocam merhabalar. Bu akşam Bolu Spor'u konuşuyoruz. Devam edelim. 8000 bağıran de Vedat Bey bakmasınlar. 8000 bağıran de Vedat Bey bakmasınlar. Olabilir. Yani bağıran 8000 bakan. Yani yarın Bolu Spor gereken cevabı verecek taraftarıyla arkadaşlar. Onun sağ solu lamı cimi yok. Yarın kırmızı beyazlı ekip bu maç için gereken cevabı herkese, siyasete, spora, federasyona, işte artık bilmem ne olursa, hangi derneği olursa olsun cevabı verecek ve mutlaka kazanacak diye düşünüyorum. Yine bugün haberlerinden arkadaşlar hemen tabii ki hakemleri falan konuştuk, söyledik, bahsediyoruz. Siyasilerimiz bazı siyasilerimiz mesaj verdi. Tanju Özcan'ın önemli bir açıklaması vardı. Tabii onu da konuşalım. Bu arada Bolu Belediyesi buradan bahsedelim arkadaşlar. Türkiye şampiyonu oldular. Bunu da tebrik edelim. Erkek hokey takımı hemen onu da araya sıkıştırayım. Çünkü Bolu Belediyesi Spor'unda zaman zaman böyle çıkışları da yapıyor. Çok güzel spor sahalarına imza atıyorlar. Onların da hemen mesajını iletelim. Bu sporla ilgili arkadaşlar çok biliyorsunuz gündemde zaten gün boyu bugün yöneticiler falan vardı. İşte antrenmanı çok sayıda yönetici takip etti. İnanılmaz bir ortam vardı. Çünkü artık herkes maçı bekliyor kıpır kıpır. İnanın siz tribünde yarın şey yöneticilerimiz kendilerine ayrılan yerde. Onlar da bu maçın heyecanını yaşıyorlar.
Ciddi anlamda bugün özellikle antrenmanda yine kendi aralarında konuşuyorlardı. Yarın neler yaparız? Çünkü öncesinde tedbirler alınıyor. Çok çok şeyler yapılıyor. Burada çok konuştuğumuz zaman hani dile gelmeyecek şeyler de var. Kendi aralarında konuşuyorlar. Yani yönetim falan komple heyecan içerisinde. Bu arada gelen fotoğraflar var. Bana kim göndermiş? Emre Çam. Evet, Emre Çam, ne abicim o gönderdiğin fotoğraf. Şu anda farklı sayfada açtım ama sayıyı bana söyleyebilir misin? Çok memnun olurum. 700'e yakın satılmış. Vedat Bey, Süper Lig'e çıkarsak eğer senin de bu kupada çok hakkın var. Bu taraftar seni havalara atar. Bundan not düşelim demiş. Sevgili Veli Önay, Buluspor Süper Lig'e çıkarsa arkadaşlar ne mi yapar biliyor musunuz? Bırakın beni falan. Çok önemli değil. Şöyle söyleyeyim. Bolu'ya Bein Sports, CNN Türk, işte haber kanalları, ATV Spor, ondan sonra TRT Spor. Herkes Bolu'dan bahsedecek. Tamam mı? Bolu'ya gelecek. Bolu işte Galatasaray Bolu'ya geldi. İşte lig maçı için Beşiktaş gelecek, Fener gidecek, Trabzon olacak. Yani Bolu'da ekonomik olarak çok güzel şeyler olacak. Biz buradan konuşuyoruz ama hani niye Bolu Spor Süper Lig'e çıksın? Ben işte Bursa'da 19 Mayıs'ta şampiyon olunca hoplayıp zıplayıp şampiyon olduk demeyeceğiz. Onun sonrası var. Sonrasında neler olacak? Bolu'da herkesin ekonomisi düzelecek. İşte daha çok turist gelecek, turizmci gelecek, spor sever gelecek. Bolu'nun reklamı çok çok iyi olacak. Şimdi bir il reklamına dünya kadar para harcıyor. Ama herkes Bolu Spor'dan bahsedecek, Bolu'dan bahsedecek. Spor turizmi diyoruz. Spor turizmi daha çok iyi olacak. Termal turizm, sağlık turizmi. Bunlar çok iyi olacak. Bolu güzel bir şehir olacak. Daha güzel olacak. Zaten çok güzel bir şehiriz. Ekonomisi daha güzel bir şehir olacak. Süper Lig'le birlikte yani Bolu'da hayatımız, yaşantımız biraz daha değişecek. Herkes bundan faydalanacak. İşsizlik kalmayacak. Yani benim bunlara inanarak biz bundan bahsediyoruz. Yani Süper Lig'e neden çıkmalıyız? İşte bunun için çıkmalıyız. Bolu Spor 92'de Şenol Güneş döneminde düşmüş o zaman. Şenol Güneş teknik direktördü. Adam şimdi Beşiktaş çalışıyor. Türkiye'nin yeni iyi hocalarından birisi. Ama 26 yıl sonra oraya Şenol Güneş'i niye sıkıştırdım? Son zamanlarda Beşiktaş'ta bir sıkıntı var. Tabii ondan söyledim ama 26 yıl sonra Bolu Spor Süper Lig'e çıkarsa arkadaşlar çok şey farklı olacak. Ve işte benim o zaman kaç yaşındaydım? 16. 15-16 yaşındaydım. Şimdi 42 yaşındayım. Ya düşünsenize yani Bolu Spor Süper Lig'de hala bir Süper Lig'de o zaman da övünüyoruz. Ama artık yeniden çıkalım. O ligin tadını alalım. Havasını alalım. Bugün Akhisar Kupayı aldı. UEFA Kupası'na gidecek arkadaşlar. Yani çok uzak değil bunlar. Ben bunlardan bahsederken inanın çok uzak değil. Bunu hep birlikte yaşayacağız. Bolu Spor sevgisini aşılayacağız. Çok güzel şeyler olacak diyorum. Adamsın reis, seviyoruz seni demiş Emre Bostancıoğlu. Teşekkür ederim sevgili Emre Bostancıoğlu. Engin merhabalar. Bugün görüşmüştük. Bu yayını paylaş. Teşekkür ederim. 3-0 Bolu Spor alır. Arkadaşlar skor sormayacağım. Yani yazıyorsunuz ama vallahi içim hala şey. Hani heyecan. Bugün bir tane yine attım Face'den. Heyecan var mı? Heyecan olmaz mı diyorlar. Ya inanılmaz bir heyecan var. Şu anda maçın hani biraz konuşarak ben rahatladım. Size yorum yaparak rahatlayabilirsiniz. Hani müthiş derecede bir heyecan var. Yani son bugün saat tam 20'de biriyle WhatsApp'tan yazıştık. Maça son yani nasıl aklına geldi? Maça 24 saat kaldı diye. Bir baktım saat 20.00. Yani inanılmaz heyecanlı herkes. Çok güzel bir atmosfer yaşayacağız. Bunu hemen söyleyeyim. Yani hani bir zaman Dezego maçı vardı. O maça gitmeyenler çok şey kaçırdılar. Bir Eskişehir finali vardı. Onun öncesinde Sakaryaspor maçı vardı. Yani onunla gitmeyenler çok şey kaçırdılar. Gidenler anlattılar. Müthiş bir coşku oldu. Hepiniz çok çok iyi biliyorsunuz. Hala maçları konuşuyoruz ama yarın ne olursa olsun gelin stadyumu o atmosferi yaşayın. Yani stadyum işte Bolu'daki yaşayanlar için söylüyorum. Şuradan nereden baksan en uzak yerden 7-8 kilometre. Kimisine 1 kilometre, kimisine yürüyerek 5 dakika. Gelin. Evet, Mustafa Bilgi ne demiş arkadaşlar? Vura vura çıkacağız. Necip Başkan ne dedi? Alo Fatih. Bolu'yu sahaya dolduracağız, vura vura çıkacağız. Bugün Necip Başkan çok yemin kendinden, çok da güzel konuştu, çok da güveniyor kendine ve ekibine. Bolu Spor çıkacak diyor, yeneceğiz onları diyor. Ve Necip Başkan ilk defa bir maç için bu kadar hırslı gördüm. Yani takımına, camiaya, taraftara çok güveniyor. Hatta bugün özellikle yani kale arkasında olması için yapılan çalışmalarda her şeyi yaptı. Hemen onu belirteyim arkadaşlar. Yani bir inanılmaz finansal topçulara şampiyonluk primi konuşuldu, verildi, istedikleri her şey hazır. Her türlü çalışmayı yaptı. En ince ayrıntıya kadar düşünüyor. Yönetim ve Necip Başkan düşünüyor, hemen belirteyim. Ve artık yani bu iş yarın sahada, futbolcularda, tribünde sizde olacak. Yani bunun sağa solu yok. Ne Necip Başkan müdahale edebilir, ne yöneticiler müdahale edebilir. Yani ne ilimizin valisi müdahale edebilir. Burada esas güç oyuncularla ve taraftarda olacak. Ve bu
saatten sonra yarın saat 20'yle birlikte o coşkuyu yaşamak isteyenler yarın stadyuma gelebilirler. Ama tekrar altını çiziyorum arkadaşlar. Bu maç çok kritik. Ne anlamda çok kritik? Bizim tribünde bir defa biz kendimizi deneyeceğiz. Belki de Süper Lig'in antrenmanını yapacağız. Yani bu maçta eğer yarın tur atlarsak biz bir nevi Süper Lig antrenmanı yapacağız. Çünkü Süper Lig'e de çıkarsak bu taraftar grubuyla sizlerle artık Süper Lig'de devam edeceğiz. Ne olacak? İşte bu sayımız artacak. Yeni stat isteyeceğiz. O zaman da ne olacak? Bir şekilde yarın biz Türkiye'ye bu canlı yayını çok kişi izleyecek. Yarın salı maç da yok. Diğer tabii ki Süper Lig'de falan, Ziraat Türkiye Kupası'nda falan. Türkiye'de bütün gözler bu maçta olacak. Tribün olarak siz en iyi tribün olduklarınızı, en iyi tribünlerden biri olduğunuzu göstereceksiniz. En centilmen olduklarınızdan göstereceksiniz. Bu çok önemli. Yarın Türkiye'ye bir mesaj vereceğiz buradan. Taraftar böyle olur. Biz küçük şehrin büyük öyküsüyüz. Büyüdük, şehrimiz de büyüdü, öykümüzü de büyütmeye hazırız diyeceğiz arkadaşlar. Bunun için çok önemli yarınki karşılaşma. Yani son sahada futbolcular, tribünde biz. Tribünde biz, sahada futbolcular. Yarın söz bu iki grupta olacak. Eminim ki yarın çok güzel olacak diye düşünüyorum. Evet, abi kale arkası bilet bitti mi demiş Adem Danışman. Hemen arkadaşlar bir sayı verelim. Sevgili Adem Danışman, bizim ekibimiz var. Bugün bir ekip kurduk. Kale arkasında kaç bilet satıldı? Maratonda durumda her yerden cevap geliyor. En son 700 müydü arkadaşlar? Bak Emre Çam yazmıştı. 700. Değil mi? Özgür Sarıkaya, 28 yıldır ligde olan Gençler Birliği düştü. Biz 26 yıl sonra çıkacağız. İnşallah bu da benim totemim demiş. Arkadaşlar evet, ben de Özgür Sarıkaya bakmıştım. Gençler Birliği düşünce onu sürekli ifade ediyorlar. 28 yıl sonra düştü deyince. Olabilir, yer değiştirelim arkadaşlar. Gençler Birliği bayağı durmuş. Sıra bizde. Ahmet Bilen, tişört satışları ne olmuş abi demiş. Evet bilmiyorum Ahmet Bilen ama inanılmaz tişörtler var. Güzel güzel yapmışlar. 20 liraya yarın sonra da satılıyor. Zaten geçtiğimiz günden beri satılıyor. 20 lira diyebiliyorum. Sonradan bilet alabilirsiniz. Kimsenin umudu olmadığı Sakarya bile bugün son dakikalarda tur attı. Evet, Batuhan Karadeniz attı arkadaşlar. Son dakikalarda ve uzatmada attı. Finale çıktı adamlar. Gümüşhane ile karşılaşacaklar. Bunun için sabır gerekiyor. Sercan Kabadayı da aynı şeyden bahsediyor. Sakarya bile bugün son dakikalarda tur attı. Biz niye finale çıkmayalım? Yarın akşam bu saatlerde finali kutluyor olacağız inşallah demiş. Evet inşallah öyle olacak. Aytaç Yaşlıoğlu 2-0 alırız demiş. Bizi düşüren de Şenol Güneş demiş. Salih Yılmaz. Evet katılıyorum. Evet öyleydi maalesef. Şenol Güneş düşürmüştü ama tabii ki isteyerek olmamıştır. Ama o düşüş 1992 o düşüş iyi bir düşüş oldu. Ve artık çıkacağız. Devam edelim. Bura bura çıkacağız demişti Mustafa Bilge. Emre Çam sayabildiğim kadar 700 civarı satılmış kale arkası demiş. Arkadaşlar kale arkası satışlar devam ediyor. Bilet devam ediyor. Sevgili Adem Danışman sen öyle yazmıştın. Abi sınırın elektrikler yine başımıza iş açmasın. En son Bal Ligi maçında birkaç kez gitti geldi. Sıkıntı olmaz inşallah demiş. Evet sadın elektrikleri Göynük'le Yeni Çağ maçındaydı. Evet maçı ben anlatmıştım. Merkez evden canlı yönelmiştik. Elektrikler gitmişti. İnşallah o sıkıntı olmaz. Tabi bununla ilgili tedbir almışlardı. Bu spor yönetimi almadılarsa şu anda mesaj net ve almaları gerekiyor. Osmanlı düştü, Akhisar yendi. İnşallah biz de çıkacağız demiş. Evet Akhisar kaldı. Arkadaşlar Akhisar'ı yıllar önce göndermiştik. Osmanlı'yı da göndermiştik değil mi? Yani şeye lige. Şu onlar düşüp çıkıp duruyor. Biz de gideceğiz. İlham Özkeren merhabalar Vedat kardeş demiş. Abim merhabalar selamlar iyi akşamlar. Yeni stat yapılacak mı Vedat Bey? Mehmet Bahar Çalışkan. İnşallah yapılacak abi. Beklentimiz büyük. İnşallah olacak. İşte taraftar işi şampiyon. Süper Lig demiş Fırat Türkoğlu. Evet teşekkür ederim. Adem Danışman tamam abi demiş herhalde. Mesaj cevabı aldı Ahmet Danışman. Bilet sayısıyla ilgili. Bilet var. Kale arka saldırın durmayın demiş. Arkadaşlar Emre Çam yazmış. Bilet sayısı 700 diyor ama şu anda kale arkası da var. Hala gişelerde bana mesaj geldi az önce. Gişelerin önünde satışların devam ettiğini söylemişlerdi arkadaşlar. Bugün 12'ye kadar açık biliyorsunuz gişeler. Yarın da açılacak ve yarın bir kez daha hatırlatalım. Maça 2 saat önce Boluspor yönetimi, Boluspor resmi sitesine açıklama yaptı. Gişelerde yoğunluk olabilir. 2 saat önceden gelmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet devam edelim. Ahmet Ulusoy yazmış. Ahmet abim yazmış. Bizim yaşadığımız o günleri bugünkü gençler de yaşasınlar. Biz yıllarca birincilikteydik. Sırasız gençler sevgiyle demiş arkadaşlar Ahmet Ulusoy abimiz tabii ki yıllardır sporun içinde Bolu Çimento Fabrikası'nda yıllarca çalıştı. Tabii ki orada kurumsal çalışmalarda yer aldı. Sosyal aktiviteleri organize eden birisiydi. Tabii ki Bolu Spor'un Süper Lig'deki dönemini çok yaşadı. Tabii yaşı itibariyle ne diyor? Bugün gençler sizler de yaşayın diyor. Biz yıllarca birincilikteydik. Sırası da gençler sevgiyle demiş. Ahmet abi teşekkür ederiz. Selamlar gönderelim Ahmet abimize.
Özgür Sarıkaya Osmanlı'da küme düştü demiş. Evet, Osmanlı artık Spor Toto birincilikte arkadaşlar. Beni çok ilgilendirmiyor birincilik. Bir alt lige düştü diyelim. İnşallah yani biz Süper Lig'e çıkalım. Onlar da birincilikte kalsınlar. Yılmaz Erdoğan şu anda bilet satışı yok. Pasolik satışı yok. Yarın sabah demiş. Abi bugün 12'ye kadar diye bugün söylemişlerdi. Hatta resmi açıklama değil de ben yazdım ama Yılmaz Erdoğan bilmiyorum bugün 12'ye kadar satılacak diye biliyorum. Botan offside'den attı hakem. Bandırmaya demiş inşallah hakem yarın adil yönetim sunar demiş. Ben o golleri izlemedim. Maçın ilk başlangıcını izlemiştim ama son bölümünü izleyemedim. Offside'den atmış. Hakem hatası diyor. Mustafa Bilge. Uğur Sazlı ölmeden bir şampiyonluk görsek, şu Süper Lig gibi görsek. Yıllardır gelip gidiyorum Ankara'dan maçlara. Emeğimiz inşallah karşılıksız kalmaz. Bu takım için canım bile veririm. Boluspor olmadım. Bolusporlu doğdum demiş sevgili Uğur Sazlı. Umarım sevgili Uğur Sazlı emeğinin karşılığını alırsın. Bolu Ankara yollarını çok çok iyi biliyorsun. Ankara'dan, İstanbul'dan, Sakarya'dan, Kocaeli'den, çevre illerden gelecekler. Maça gelecek herkese şimdiden hayırlı yolculuklar dileyelim arkadaşlar. Dikkatli gelin, bu çok önemli. Öncelikle can sağlığınız için güzel gelin, dikkatli gelin. Ve tabii ki yarın akşam ama saat maçtan 2 saat önce gelin. Gelmeye çalışın çünkü 6'da, ona göre yolculuğunuzu ona göre programlayın. Çünkü Boluspor yönetimi açıklama yaptı. Tekrar sayfayı yeniliyorum o konuyu. Çünkü gişelerde yoğunluk olabilir. Onun için maçtan 2 saat önce taraftarın gelmesi gerektiğini belirttiler. Yılmaz Erdoğan şimdi gittim diyor. Abi gittin geldin mi? Ne çabuk gittin geldin ya. Gişelerde arkadaşlar bugün söylemişlerdi ama sevgili Kadri abi katıldı arkadaşlar. Yöneticimiz Kadri Özersin paylaşmış. Teşekkür ederiz, merhabalar. Bu arada canlı yayını paylaşanlar işaretini yapabilirler arkadaşlar. Çok çok teşekkür ederim. Vedat Bey hazırlandık, vura vura alacağız maçı demiş İsmail Özdemir. Necip Başkan'ın o videosunu izledim mi arkadaşlar? Bulu'yu sahaya dolduracağız. O bir slogan oldu biliyor musunuz? Vura vura kazanacağız. Çok tatlı bir video olmuş. O zaman işte Ufuk çekti, Fahri falan oradaydı, Buran falan. Çok güzel olmuş. Bir de Antep'e giden taraftarlarımıza teşekkür ederim arkadaşlar. 1700 kilometre yol gidip geldiler. 1700-1800 kilometre. Boluspor'u yalnız bırakmadılar. Güzel bir rakam. Bir deplasman ve böyle bir kilometre ve uzun bir yol için. Onlara da bir kez daha teşekkür edelim ve yarınki maç için bir kez daha hatırlatmalarımızı yapalım arkadaşlar. Lise ve ortaokul taraftarlarına bugün açıklama yapıldı. 1 TL karşılığında pasoliklerini alabiliyorlar. Hemen onu belirtelim. Ve maç bileti de 1 TL oluyor. Yani 1 TL hem pasolik karttan alıyorlar hem maça girebiliyorlar. Kale arkasında şu anda biletler devam ediyordu satışı. Az önce bir arkadaşımız yazdı. Şu anda kimse yok dedi. Herhalde yani bilet alan olmadığı için ama iyi bilet satış vardı 3 gündür. Yarın sabah yine açılacaktır. Gün boyu pasolik kartları çıkabilir. Maç bileti alabilirsiniz. Hemen onu belirtelim. Durmuş Şahar. Bursa stadında bize kaç kişilik yer verilecek diye sormuş. Arkadaşlar bu soru benim çok 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 hoşuma gitti bu soru. Niye biliyor musunuz? Yani Allah mı söyletti Durmuş abi? Bursa'nın yanılmıyorsam kaç bir kapasitesi? Ya şimdi buradan araştıracağım ama. Arkadaşlar kim söyleyebilecek? Bursa'da kaç bin kişilik? Şu anda Google'a yazdım ama hiçbir şey çıkmadı karşıma. Timsah Arena değil mi arkadaşlar? 43 bin. Evet 43 bin. O zaman ne veriliyor? 21.500 kişilik yer verilecek Durmuş abi. Bak hemen sonra cevap verdim. 21.500 kişilik. Gidiyorsak 21.500 kişilik yer. Durmuş abi o zaman sen götüreceksin. 21 kişiyle dolduracağız ustadı. Sen de geleceksin. O maça gideceğiz. Sizce yarın bu takımın şansı ne? Yarın Antep'ten gol yememiz lazım. İnşallah iki farkla kazanacağız. O sene bu sene olsun. Yarın inşallah kale arkasında dolar demiş Özer Karasu. Arkadaşlar takımın şansı ne? Maçın ilk yarısı Antep'te oynandı. 1-0 bitti. İkinci yarı 1-0 biterse bu maç. Yani biz bir gol atak 1-0 dersek uzatmaya gider. Düz hesap. Hani bangır bangır hemen 10 dakikada 3 gol atacağız. 20 dakikada 5 gol atacağız. Böyle bir şey yok. Sabırla oynayacak Boluspor. Umutla oynayacak. Maçı az önce de yayında söyledim. 90. dakikada bir 0-0 giden maçı 1-0'a taşıyabiliriz. Yani uzatmaya da bırakabiliriz. Penaltılara kalabilir. Bunları düşünerek bizim lütfen daha sakin ve kontrollü olmamız gerekiyor. Ama her şeyden önce tribünde çok çok coşkulu olmamız gerekiyor. Küfür etmeyeceğiz. Hemen onu belirtelim. Küfür etmememiz gerekiyor. Bizim sahaya yabancı madde atmamız gerekiyor. Bunlara çok dikkat edeceğiz. Birbirimiz herkes yanındaki arkadaşı kontrol etsin. Taraftar grupları işte Yarenlere, Cadde 14'e, Tımarhane'ye onların organizasyonunda olsun. Çünkü onlara ayak uydurmamız gerekiyor. Yani hep birbirimize sahip çıkarsak, birbirimizi desteklersek yarın iyi bir ambiyansla biz yarınki maçı kazanabiliriz diye düşünüyorum. Skor falan söyleyemeyeceğim çünkü yani çok yanılabilirim. Onun için iki farkla
kazanmamız gerekiyor. Ama 1-0 da uzatmaya gider. Penaltılara kalır. Penaltıdan da çıkabiliriz. Onun için hani kafamızda direkt 2-0, 3-1, 4-2 gibi skorlar olmaktan ziyade yani 1-0 yeniriz. Uzatmada gol olmaz. Penaltıya eleyebiliriz. Her şey olabilir. Yani Bolspor tahtasında nasıl olacaksa olsun. Ama benim tahminim 90 dakika içinde bu maç istediğimiz gibi biter diye düşünüyorum. Allah yardımcımız olsun demiş. İnşallah Bursa'ya giden biz oluruz demiş Yusuf Gündoğar. Evet, inşallah biz oluruz. Hak ediyoruz. İlk yarı iş biter demiş İlhami Özgelen Vedat. Olabilir. Niye olmasın? O sizin desteğinizle, taraftarın tribünün desteğiyle ilk yarı iş bitebilir arkadaşlar. Bu çok önemli. İnanın Bolsporlu futbolcular çok istiyor. Camia çok istiyor. Biz hak ettik. 10. haftada arkadaşlar 15. sıradaydık ve 8 puanımız vardı. Açın Türkiye Futbol Federasyonu'nda. 2.16 puan ortalamasıyla 10. haftadan sonra oynadığımız maç başına 2.16 puan ortalaması yakaladık. Yani biz çok hak ettik. Onu belirtelim arkadaşlar. Ümraniye Boluspor oynar Vedat demiş finali. Kadri abimiz. Benim de tahminim o. Ben Büyükşehir Belediye Ümraniye maçından Ümraniye'nin çıkacağını düşünüyorum. İç saha avantajı çok iyi Ümraniye Spor'un. Yani Ümraniye Boluspor finali bana göre Bursa'da olacak gibi geliyor. İyi hatırlıyorum. 3 ay önceydi. Sanırım küme düşer miyiz? Korkusu yaşarken biz tek senden duydum abi. Bu takım lige çıkacak diye. İnşallah abi. İnşallah dediğin gibi olacak demiş arkadaşlar. Uğur Sazlı. Evet Uğur. Yanılmıyorsam ocağın sonunda mıydı? Öyle bir şey mi konuştuk? Çünkü o zamanlar dedim. Ben televizyon yanında hatta dedim bunu kayda alın. Zaten kayda oluyorlar. Bu takım çıkacak dedim. Çünkü takımdaki istikrarı, heyecanı görüyordum. Futbol takımının antrenmanlarını görüyordum. Hocayla oyunlarını görüyordum. Bunları konuşarak söyledim. Yani inandığımı söyledim ve bugün hakikaten şu ana kadar oraya noktaya doğru gidiyoruz. Ve benimle birlikte düşünen yarın 7000 8000 taraftar bu coşkuyla birlikte Boluspor'u inşallah finale taşıyacak diye düşünüyorum arkadaşlar. 9.45 30 kişilik kişilerde haber geldi. Sabah başlayacak denildi. 9.45'te 30 kişiymiş kişilerde haber geldi. Arkadaşlar kişiler kapalıymış. 9.45'te 30 kişi varmıştı kişilerde. Sabah satılacak diye söylenmiş. Bu şu anda gelen Yılmaz Erdoğan'dan yorum. Boluspor cephesinden henüz bir açıklama yok. Ve de tabi final 15.000 kişi oluruz demiş Murat Şener. İnşallah final kanalımda arkadaşlar 10-15 hep birlikte gidelim. Aslanlar gibi oradan Süper Lig biletini alıp artık Süper Lig'i bekleyelim. Maraton tribününü versinler Bursa'da demiş. İnşallah İsmail Aslan inşallah verirler. Durmuşlar tamam salın inşallah demiş. Durmuş abi selamlar. Cengiz Güler 43.300 kişi. Bakın arkadaşlar hemen start sayısı geldi. Özcan 25 canlı yayını paylaşmış. Teşekkür ederiz. Özgürcan Özcan yarın demiş. Arkadaşlar küfür etmeyelim. Sahaya yancı sabırla takımımızı destekleyelim. Önemli. Her şeyden önce önemli. Yani Boluspor'a yakışır. Tekrar hatırlıyorum. Yarınki mücadeleyi tabii Türkiye'de birçok yerde çok kişi izleyecek. Herkes Boluspor'u sempati duyanlar izleyecek. Boluspor'u sevmeyenler de izleyecek ama nasıl bir Boluspor taraftarı olduğumuzu gösterelim. Yarın o coşkuya birlikte yaşayalım. İlhami Özgelen 3-1 biter demiş. Adem Karar hocam Galatasaray şampiyon olur mu haftaya demiş. Hah işte onu bilmediğim bir şey Adem Karar. Bilmem abi. Ne Galatasaray ne Beşiktaş hiç bilmem. Boluspor Süper Lig'de olsaydı söylerdim. En azından takip ederim. Hakikaten Süper Lig'i çok takip etmiyorum. Ama Avrupa'ya giden bütün takımlarımızı tutuyorum. Yani Ay Yıldız formasıyla Avrupa'ya giden tüm takımlar Galatasaray, Beşiktaş, Fener. En çok o gün o hafta Beşiktaş gidiyorsa Avrupa'da Beşiktaş oynuyorsa en çok Beşiktaşlı benim. Galatasaray gidiyorsa en çok Galatasaraylıyım. Avrupa'ya karşı topyekün ben Ay Yıldız'ı formanın arkasındayım arkadaşlar. Haftaya Göztepe'ye versem pişman olur muyum? Hiç bilmiyorum sevgili Adem Karar. Hiç ben karışmayayım o işlere. Evet unutmayalım ki rakip bizi tahrik etmek için her şey yapabilir. Ama biz sükunetimizi kaybetmeyelim. 90 dakika boyunca dilimizi sadece Boluspor olsun demiş. Sevgili Adem Karar için tekrar hatırlatayım arkadaşlar. Ben Boluspor'u destekleyen mensubu ve bir tarafta olarak söylüyorum. Belki paylaşımlardan bize geldi ama Süper Lig'i çok bildiğimiz için söylemiyoruz. Biz Boluspor'un Süper Lig'e çıkması için Boluspor taraftarıyla şu anda en azından bir konuşma yapıyoruz. Tabii ki Süper Lig'de inşallah Boluspor çıkınca o lige renk katacağımızı düşünüyorum. Uğur demişti rakibimizi tahrik etmeyelim demiş. Her şey yapabilir. Evet yapabilir arkadaşlar. Çok tecrübeli oyuncuları var. Kesinlikle oyuncular diye olaya girmeden sadece 90 dakika Boluspor'a destek vereceğiz. Vedat Bey 90 dakika oturmak yok maç alacağız demiş İsmail Özdemir. İnşallah Cengiz Güler Adem Karay kardeşim burada İstanbul takımı değil sadece Boluspor var demiş. Evet spor konuşumuz için Adem arkadaşımız katılmış. O farklı olabilir tabii ki Galatasaray Göztepe artık seni onlar herhalde önümüzdeki hafta Galatasaray'ın şampiyonluk maçı olacak.
Villeneuve inşallah o sene bu sene olacak inanıyoruz demiş. Emin Alay yarın taraftara çok iş düşecek. Aman provokasyona gelmeyelim demiş. Adem Karar, öyle mi, kusura bakmayın demiş. Sevgili Adem Karar, sadece bu spor konuşuyoruz. Göztepe'ye de Galatasaray'a da başarılar. Süper Lig'de size de selamlar, iyi akşamlar dilerim. Biz bol sporu konuşuyoruz. Bol sporu Süper Lig'e taşıdıktan sonra sizin sorularınıza cevap verebiliriz. Şu anda Sporto'da birincilikteyiz. Durgun Aslan, stat yapacaklar mı? Evet, Bolat Örüt Stadyumu tabii ki arkadaşlar, mevcut yeriyle ilgili birkaç açıklama gelmişti, hemen onu belirtelim. İşte yerini hala şu anda yeni tabii milletvekili adayları konuşuluyor. Stat inşallah Süper Lig'e çıkınca bu işin üstüne biraz daha gidilecek. 24 Haziran'dan sonra stat yapılabilir arkadaşlar. Çünkü bunun da bir stadyuma ihtiyacı var. Mevcut stadyumun çok çok hoş olmadığını söyleyebiliriz. Belki de yani Sporto'da birincilikte yarın son maçımızı oynayacağız bu statta. Belli olmaz. Yani Süper Lig'e bir stat kazma vurulur, bir şey olur. Süper Lig'i Sporto'da birincilikte son maçımız olur. Süper Lig'e çıkarız. Ağustos ayında Süper Lig maçımızı da burada oynayacağız. Başka çare yok. İnşallah lige çıkarsınız o zaman demiş Adem Karar. Size Boluspor Galatasaray maçını tartışırız demiş sevgili Adem Karar. Teşekkür ederiz. İnşallah çıkacağız. Gönlümüzden yana olsun. Bu arada bir Boluspor taraftarı da kazandık gibi arkadaşlar sevgili Adem Karar. Galatasaray'la anladığım kadarıyla, ama Boluspor'a sempati de duyacak diye düşünüyorum bundan sonra. Galatasaray'a da başarılar dileyelim. Ama biz onu Avrupa'da bekliyoruz. Avrupa'da istiyoruz. Onları Avrupa'da göğsümüzü kabartsınlar. Ay yıldızlı formalarla. Galatasaray taraftarı yarın gelecek mi? Arkadaşlar bugün yanılmıyorsam 15-20 bir ara 15-20 kişi geleceğini düşünmüştü. Yazılmıştı sosyal medyada, oradan gördüm. Herhalde gelecekler biraz, ama kaç gelecek bilmiyorum. Onlar da o coşkuyu yaşasınlar. Gaziantep taraftarı da gelsin, misafirim olsunlar. Yani Bolu Stadyumu'nda yarın 7000-8000 Boluspor taraftarı da tabii ki onların o coşkusuna, Boluspor taraftarının coşkusuna tanıklık etmişsinler. Uğursal, bizler çok büyük taraftarız. Bunun kıymetini bilelim, unutmayalım. İstesek şampiyon bir takım tutabiliriz ama biz tuttuğumuz takımı şampiyon yapacağız inşallah demiş arkadaşlar. Biz şehrimizin takımını tutuyoruz. Tabii ki bizim şehrimiz Bolu. Bolu Spor'u tutuyoruz. Süper Lig yolunda Bolu Spor'un yine her zaman olduğu gibi arkasındayız arkadaşlar. Her sene umutluyuz. Her sene konuşuyoruz şampiyonluğu. 11 yıldır Sporto'da birincilikteyiz. Ama artık hani bir yere noktayı koyup da bu ligede veda etmenin zamanı geldiğini düşünüyorum. Bu arada notlar da geliyor arkadaşlar. Emre Çam göndermiş herhalde. Şu anda internet bağlantısı sorunuyla açamıyorum. Kaç kişi şey yaptı onu da bilmiyorum ama. Yani Gaziantep tarafı ben de kaç kişi yeleceğini bildiğim için onu sordum. Herhalde onu atmış. Buraya yazarsanız sevinirim. Mesajdan gelmiş bana da. Yani Gaziantep taraftarı herhalde bir 40-50 kişi gelecek. Arkadaşlar bu arada hemen şunu da söyleyeyim. Yani yarınki maçla ilgili bir kez daha hatırlatmayı yapacağım. Çünkü mücadelenin çok kritik bir saati, saat 20. Ama onun öncesini hemen söyleyelim. Çünkü maçtan 2 saat önce gelmemiz gerekiyor. Onu belirtelim bir kez daha. Çünkü bugün Boluspor Kulübü yaptığı açıklamada gişelerde yoğunluk olabilir. Yarın erken gelmeye çalışalım mücadeleye. Saatte erken yerimizi alalım. Ve tabii ki o coşkuyu da en azından erken gelenler de biraz da hani orada sosyal medyadan paylaşım yaparsa arkasından gelen ne olur ve sadı doldurmuş oluruz. Arkadaşlar ben çok çok teşekkür ediyorum size. Yarın gün içinde yine birlikte olacağız. Stadyumun önünde ben yine canlı yayınla birlikte olacağım. Tabii ki sosyal medyadan sizlerle hep beraber olacağız. Bugün artık bayağı bir konuştuk. Herhalde en azından biraz coşkuyu biraz daha yükselttik mi diyeyim, heyecanımızı yatıştırdık mı diyeyim, ben bilemedim ama güzel bir sohbet oldu. Spor 14 Facebook sayfasından zaman zaman sizlerle birlikte olacağız. Yarın inşallah saatler, yine saatleri gösterenler gibi canlı yayında olacağız. Neyi konuşacağız? Boluspor'un Bursa'ya kaç kişi gittiğini konuşacağız. Sizlere soracağım belki de kim geliyor diyeceğim. Orada kimlerle beraber gidelim diyeceğim. İnşallah görürüz. Son bir yorum, bir bakayım Antepler'le alakalı duyum aldığım, kesinliğini bilmem ama 5 otobüs. 5 otobüs gelecekse 250 kişidir. Onlar da misafirimizdir arkadaşlar. Yarın bu spor taraftarı en centilmen şekilde. Onlar da tabii ki centilmenlikini gösterecekler. Tüm Türkiye görecek bu spor taraftarını. Yarın hep birlikte 7000'de olursak, 8000'de olsak güzel bir maçta takımımızı destekleyeceğiz. Onlar da herhalde Sercan Kapadayı yazmış. Ha, bir arkadaşlar bu açıklama, bakın bu önemli.
Ne yazmış Ercan Kapı'da? Yarın oynayacağımız Galatasaray-FK. Galatasaray-Gaziantep-FK maç öncesi. Saat 17.30'da kulüp önünden takım otobüsüyle birlikte stada kadar araç konvoyu yapılacakmış arkadaşlar. Yarın saat 17.30'da araç konvoyu yapılacak. Aracı olan ve imkanı olan taraftarlarımız saat 17.15'te kulüp önünde toplansınlar ve konvoya eşlik etsinler. Aynı zamanda saat 18'de eski Bağkur binası önünde meşaleler ile takım karşılanacak. Bakın bu taraftar derneklerin organizasyonu galiba. Ve stada kadar eşlik edilecek diyor. Konvoya katılamayan taraftarlarımız 17.45'te eski Bağkur önünde toplanıp takımımızın meşalelerle karşılasınlar demişler arkadaşlar. Sercan Kapaden'in yazdığı yorumu dikkatli okumanızı öneririm. Ben tabi bölük parçık okudum, biraz da yoruldum. Yarın organizasyon var, saat 17.30'da kulüp önünden takım otobüsü konvoylarla araçlarla gelecekmiş. Aracı olanlar oraya davet ediyor taraftar dernekleri. Aracı olmayanlar 17.45'te, yani 15 dakikalık bir süreç tesislerden şey diye düşünüyorum. 17.45'te de meşalelerle karşılamak için eski Bağkur'un orada. Biliyorsunuz değil mi arkadaşlar, eski Bağkur'un Nafize Baysal Kreşi'nin oradan. Doğru mu söylüyorum? Sevgili Sercan Kabadayı, Nafize Baysal Kreşi'nin oradan meşalelerle karşılanacak. Uğursazlı Bursa'da pasolik uygulanacak mı? Uğur hiç bilmiyorum. İnşallah yarın bir akşam bu saatlerde onu konuşuruz sevgili Uğur. İnşallah her şey istediğimiz gibi olacak demiş Murat Sarı Yıldız. Arkadaşlar çok çok teşekkür ederim. İnanın güzel bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Gün içinde ve bu geceden itibaren gün içinde yine sizlerle birlikte ben zaten sosyal medyadan spor14.com'dan haberlerimizi yönlendirmeye çalışacağım. Son dakika gelişmeleri tabii ki Boluspor takip ediyoruz. Necip Başkan'la irtibat halindeyiz yönetimle. Tabii oradan gelen bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağız. Telefonlarımız açık. Bu ev yarın saat bu saatlere kadar yoğun bir şekilde Boluspor takip etmiş olacağız. Sizlere son gelişmeleri aktaracağız. Benim aktaracaklarım bu kadar. Var mı bir emri isteği olan benden arkadaşlar? Çok çok teşekkür ederim. Sizlerin bir isteği, arzusu, emri varsa lütfen bana bildirin. Güzel bir söyleşi oldu. Yoğun bir katılım oldu. Yarın akşam çok daha bir yoğun katılımla inşallah inşallah diyorum. Biz bu sohbeti yapacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah demiş Niğdeli Cem Tanik. Teşekkür ederim sevgili Niğdeli Cem Tanik. Boluspor'un yanında olsun. Ya Rabbim yardımcımız olsun diyoruz. Başarılar diyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar. Şimdilik hoşça kalın.